aradın. Buyur. Sen o gün ne oldu da eşini aradın, 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 aradın? Biz duyamaz sana Müge Hanım. Zaten böyle böyle başına bir hal gelmiş gibi ya, sorulur yani bir insan yani. Heh. Başına bir hal geldiğini nasıl anladın da aradın, aradın, aradın? Sonrasında da Müberya'nın iddiasına göre Şefi'yi alıp... Yok. Şefi falan ne, ben alıp gitmedim ablam ya. Ya Yasin diyor ki o gece ben evdeydim. Hayır. Evde diyor. Yoktu. Müberya Müge abla, diyor ki Şefik'le bizim kapıya geldiler. Müge abla, hayır, evde bu yok ablam. Anlattım ben, hiç bu evde alakası olmayan bir insan ya. Bugün diyor ya işte böyle böyle ben işte hep bir şey ettim de uzaklamalı adam nasıl gezermiş bir defa. Peki niye o zaman bu adam arıyor 23, 36, telefon numaraları da bunların normalde yani. Benim evime gelip de bir gün bir gün diyor ki Tuğba var. Tuğba gelin oldu o zamanları. Ne zaman görmüş Tuğba'yı? Ona sor ne bileyim ben. Tuğba'yı ne zaman gör? Geldiğinde 3 çocuk var diyordun Yasin. Doğruları söyle bakayım Cibak. O zaman şimdi dur. Ne zaman? Yok benim Tuğba'yı babamı kesme. Tuğba'yı nerede gördün biliyor musun? Bir insan bir saniye. Üstüme geliyor da yalanlarını gelme. Doğrularla gelin benim yanıma. Benim evime sen ne zaman geldin de benim kızım Hamiyet, İsmail, bir defa Tuğba yok. Tuğba gelin. Abi o zaman Tuğba, ben kapıma gelmedim. Ben iki araba var dedim mi ben sana? Arabada yalan oğlum, yapman oğlum böyle şeyleri. Abi bak ben bir saniye bak, bilmediğim bak. Yasin doğrular at, gözümü seveyim ya. Abi doğrular beni ya. İlk bas siz zaten eviniz... Zaten sen oğlum oğlu şu yalancısın zaten de. Sahtekar adamsın zaten sen. Abi, Yasin Bey ama size bir şey söyleyeyim, sizin de anlattığınız çok adamsın. Çelişkili. Hayır Müge ablacığım bir saniye abla bir dakika bekler misin? Siz de o gece gördüğünüzü söylüyorsunuz. Neydi o Gülbahçe'nin orada, sonra Ahmet Taşkın'la buluşup arayollara girdiğini söylüyorsunuz. Sonra tekrar alıp eve getirdiğinizi ve Duran Beylere gittiğinizi söylüyorsunuz. Sonra Duran Beylere gittikten sonra eğer o sırada aldıysa Mustafa Bey. Sonra niye Mustafa aldıysa sürekli karısının arkasından, kadının arkasından sürekli niye dırt 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 bir sen bir sen bir sen arıyorsun. Sonrasında da bu kadının yaptığı işi biliyorsun. Niye 155'i arayıp böyle bir ihbarda bulunuyorsun. Senin de yaptıkların şüpheli. Hepiniz ya, şüphelisiniz ya. Yani gerçekten kusura bakmayın. Ya, benim ablacığım, burada... Ablacığım ben bu olayla ilgili ben Tuğba'yı yani Lütfi ablanın kızını önceki oturmuş olduğu evden biliyorum. Orada hatta bir tamam, beraber gittiğimizde... Tamam ben onu sormuyorum. Ben o geceyi soruyorum. Ne olursunuz o geceye gelin yani. Ona hepsine geleceğim. Bunu Tuğba kızını o zaman tanıdığımı söylüyorum bak. Eski evinin olduğu yerde diyor. Aracık bir sokakta oturuyordunuz. Biberya hatta gittik doğru mu bacım? Evet doğru. Bak, ondan sonra ablacığım, Lütfi ablayla ben ta başından itibaren anlatayım, dinlemenizi isterim. En başından isterim. İtibaren çok uzun anlatıyorsun. Hayır, kısa anlatacağım. Gel. Zaten önceki vermiş olduğum ifadelerimde de hepsi geçerli. Ben o zaman bir pirket fabrikasında çalışıyordum ve pirket fabrikasında çalışırken bana serviste bir arkadaşımız bana kalktı numarasını verdi Lütfi ablanın. Oraların hepsini biliyorum bak. Ben bir kere duyunca anlayabiliyorum. Ben bunların hepsini öğrendim. Senin pirket fabrika falan değil önemli olan. Sen o gece bu eve gittin mi Duran Beylerin evine? Gittim ablacığım. Aynı saat Lütfi ile beraber mi girdiniz o eve? Evet abla. Lütfi ile beraber girdiniz. Evet. Sen Lütfi'nin o eve girerken, Lütfi'nin ne iş yaptığını biliyor muydun? Bilmiyordum abla. Nasıl bilmiyordun? Telefonu vermişler de sonradan Lütfi olduğunu eve gittiğini öğrenmiştin ablacığım, ya daha bak, önce. Tamam bak o zaman Özlem, bak o zaman Şefik abi vardı. Biberya vardı. Lütfi abla vardı. Çocuklar vardı. Duran abi de içerideydi. Ama Şefik abiyle, bildiğim kadar Şefik abiyle Lütfi abla alkol içiyorlardı. Bak ilk vardığım gün diyorum. Tamam. Alkol içiyorlardı ve Şefik abi de bana dedi ki. Sen oraya niye vardın? Ben oraya niye vardım? O zaman 22-23 yaşındaydık ablacığım. Tamam bir kadınla görüşmek için vardın. Tamam. Lütfiye'nin de ne olduğunu biliyordun. Daha ondan sonra kaybolduğu gün gidince daha Lütfiye'nin ne olduğunu bilmiyorum demenin bir anlamı var mı arkadaşım? Ablacığım bak tamam sen de haklısın. Ama ben de diyorum ki benim tanıdığım Lütfi ablayı görünce Şefik abi de bana dedi ki la benim karıma mı geldin dedi. Hayır abi alakası yok dedim. Lütfi abla da bana dedi ki Yasin çık git dedi. Kavga olmasını istemiyor dedi. Ben de çıktım gittim. Tamam sen de onların ne iş yaptığını anlamadın mı o gün? Bak ablacığım o zaman. Yasin. Bak bir dakika Biberya anlatıyorum. Bir sessiz olun da anlatayım. Baştan belli bu bizle berabersin. Vallahi yalan söylüyorum. Tamam mı? Baştan belli sen bizle berabersin. Baştan belli ben sizde tamam hadi senin dediğine kanaat getireyim. Baştan belli seninleyim. Sizinleyim. Ben, baştan belli bak, bir saniye. Sen. Ben niye beni daha önceden şikayet etmedin fuhuş diyerek. Yahu şikayet etmesin ya, şey ne bana yani. Bana kalkıyor diyor ki baştan belli sensin. Ben...
Benim bacımın namusu senden ne alakası var? Allah'ım bana sabır ver yarabbim. Abla bir saniye, hayır, herkesin namusu ortada değil. Biberya da benim akrabam olur. Öyle mi? Ha, ay, benim Biberya da benim akrabam olur. Bir dakika, nerede? Halam tarafından akrabam olur. Nasıl da dış kapının bastırası. Neymiş, benim ablam senin halayın. Niye o zaman, sen niye o zaman kalkıp da savcıya ya Yasin'i daha sonradan tanıdım diyerek yalan ifade veriyorsun? Ben yalan ifade vermedim. O da belirtirdim. Nevşe'de dünyalarda Yasin var. Daha dün de dedim, bugün de diyorsun Biberya. Niye yalan konuşuyorsun? Bak ben bacım. Ben yalan konuşmuyorum. Bak ben sana şunu söyleyeyim. Geçmişinizde ne yaptıysanız yaptınız. Ne ettiyseniz ettiniz. Ben daha sonra sen kalkıyorsun diyor. Araban ya, bırak ya. Senin araban ne marka? Benim arabam yok abla. O zaman oraya aldın getirdin ya. Lütfen ne, nasıl bir arabayla getirdin? Ben arabayla getirmedim abla. Neyle getirdin? Biz yayan gittik. Mobese kameraları, o Gülbahçe'nin olduğu oradan tutarak yayan gittik evine. Peki niye o zaman madem araban yoktu abla, ben seni evine bırakayım diyorsun? Nasıl yani? Ablacığım onu da söyleyeyim. He. Akşam 9'da ben Gülbahçe'nin yani çarşı merkezde gezerim. He. Benim bir durumum vardı. Uzaklaştırmam vardı, gezerdim. Ben de Lütfi ablayı gördüm. Lütfi ablayı görünce, abla Lütfi abla dedim, bu saatte nereye gidiyorsun dedim. Çünkü aklımdan bir şey gelmiyor. Ya gece gece bir yarısındaki kadın nereye gider? Ya bir sıkıntısı vardır giderek düşündüm. Ya kötü niyetli olmadım o zaman da. Ha, sonradan ben bir sürü olaylar duydum ablacığım. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Dalga değil abla. Gerçekler bunlar. Yani sen zaten bir telefon numarası alıp ondan daha evvel evine gidip bütün bunlara şahit olan birisi olarak, hadi Müberya doğru söylemeyelim. Müberya diyor ki en baştan beri zaten biliyorsun neyin ne olduğunu diyor da. Hadi o da olmasa da kendi ifadende ben zaten ne yaptıklarını biliyorum dediğin kadını. Niye sen alıyorsun eve getiriyorsun? Sen zaten biliyorsun. Ablacığım bak o gün bak gece tek başına ya Nevşehir ufak bir yer diyeyim. Yani nüfusu var da ama insanlar birbirlerini tanır. Gece bir yarısında tek başına ya kadın gelecek. Ya kaç kişi gidecek? Kaç kişi gidecekti zaten? Tek başına gidecek. Kaç kişi gidecek? O gün aradık da dedi ki ablam da, Yasin'di benim işim var dedi. Lütfi abla bak ya işim var dedi. İyi o zaman abla dedim, nereye gidiyorsan dedim götüreyim dedim. Beraber sana gidelim ne dedim. Niye sana ne? Abla ben şunu, niye mi sebebimi söyleyeyim mi? He. Ben her zaman da söyledim. Ben at niyetli değil, o insanla ben ekmek yemiş bir insan. Ya bırak git Allah. Bırakmayı böyle bir şey demeyin abla. Götürmenizin ya tek bir sebebi olur. Onun gittiği yerden alacağı para üzerinden... Siz de komisyon hocam, alacaksınız. Hocam ben onu bilmiyorum bak. Ya nereye gittiğini bilmiyorum. Üç adama gitti, oraya gitti, buraya gitti. Hepsini hocam görüyorsun o gece. Bak ne diyorum bak. Ben ilk evet baş benimle konuştuğunda söylüyorum hocam. Kalkıp da ben kötü bir şey demiyorum ki. Ya tamam. Niye bekliyorsun? Onu sağ bekleme parayı değil hocam. Parayı getirsin, komisyonunu al diye bekliyorsun. Hayır hocam işte bakın öyle. Bir saniye. Bu mesela kamera kayıtları da hepsi var. Ben izledim. Her şeyi poliste de karakolda da ifade verdim. Ya hepsini verdim. Bana diyor ki Yasin diyor, senin onu diyor bekleme sebebin neydi diyor. Bunu da sordu savcı. Daha önceden çalıştık. Yedik içtik. O gece tek başına görünce evine götürmek niyetindeydim diyor. Savcı da sana inandı mı? Bütün ifadelerim hep bu şekilde mi gap? Ya senin ifade vermen önemli değil kardeşim. Senin o ifade, ifade ne demek? İfade bir şey sorulduğu zaman cevap verilmesi demek. Mühim olan senin o cevabına inandın, inanılıyor mu, inanılmıyor mu? Onun vicdanına kalmış. Ya ne demek bana vicdanına? Savcı dedi, bak kardeşim asıl vicdanına kalan sizlersiniz. Sizlerin ifadeleri de vicdanımla veriyorum zaten. Sen o ifadeleri verdikten sonra karşındaki insanın inanıp inanmaması aklıyla alakalıdır. Aklımıza kalır, vicdanımıza değil. Sen orada... O kadının evet, peşindeysen abla, iki ihtimalin var. Ya parasını alacaksın ya başka bir şey yapacaksın. İki ihtimal var. Üçüncü tamam, bir ihtimal bir yok. Saniye, bir dakika. Sen aldın onu eve getirdin. Sen onu aldın eve getirdin. Sonradan kadın çıktıysa eğer, dışarı çıkabildiyse. Yani çünkü o şey, bilmiyorum ki Mustafa'dan sonrası mı öncesi mi diye. Ki. Ama sen doğruyu anlatmazsan ben niye yalan demeyeceğim doğruyu burada? Şimdi... Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.